Vay be, şu manzaraya bak. Ne kadar güzel ya. Her tarafta paraşütçüler var. Şuradan aşağı bakayım bir. Oo, harika. Hey, nereye? Ne güzel paraşütleri var ya. Aman biraz fazla yanaştım. Canım kolay gelsin. Eğer benim hastam yoksa çıkacağım ben. Mesaim bitti. Çıkabilirsiniz doktor hanım. Sizin için hasta... Tamam canım. Bay bay. Görüşürüz. O Oy. ses de ne? Aa. Oy, ayağım. Necati, senin burada ne işin var? Oy, Maviş. Aa, nasılsın? Necati, ne oldu sana? Ya gezmeye gitmiştim. Uçurumun kenarından bakayım derken ayağım takıldı, aşağı düştüm. Ayağım çok ağrıyor Maviş. Ya sana inanamıyorum. Hemen bekle burada. Hemen geliyorum. Çok kötü ağrıyor. Necati, çabuk bu sedyeye yat, çabuk. Seninle ben ilgileneceğim. Kimseye bırakamam. Tam da çıkacaktım ama hiç önemli değil canım arkadaşım. Sağ ol Maviş, çok kötü ağrıyor. Acaba ne oldu? Necati, hemen başından geçenleri anlat bana hemen. Ya Maviş, arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Ben de orada bir şey gördüm. Uçurumun kenarı vardı, orada bir göl gördüm. Göle bakayım derken ağaç da vardı. Ayağım, 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 ayağım. Oradan bakarken ayağım kaydı ve aşağı düştüm. Bir Çok dakika, kötü bir dakika. ağrıyor. Şu paraşütçülerin atladığı tepe mi bu? Evet. Oradan manzarayı izlerken mi düştün? Evet. Ya sana inanmıyorum Necati ya. Ben şimdi hemen seninle ilgileneceğim. Sen hiç merak etme, tamam mı? Tamam Mavi, çok teşekkürler. Ayağım, 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 ayağım. Ya Maviş, ya ayağım ağrıyor. Tamam, ben halledeceğim şimdi. Sen hiç merak etme, bana bırak. Birazcık sabret, tamam mı canım? Canım sen şimdi otur, bana doğru dön. Necati bak, önce tansiyonuna bakacağım. Tamam. Tansiyondan sonra gideceğiz, röntgen çekeceğiz. Kırıkların var mı diye, tamam mı? Tamam, hadi bir önce gidelim, çok ağrıyor. Sen bekle, tansiyonunu bir ölçeyim. Benim tansiyonum iyi, ayağım ağrıyor, ayağım, ayağım. Evet ama ben bunlara sırasıyla bakmak zorundayım. Bekle lütfen. Peki ya, of. Evet, tamamdır. Tansiyonun normal görünüyor canım benim. Maviş, ayağım kırılmış olabilir mi? Çok korkuyorum. Hayır, kırılmamıştır, merak etme. Kırılsa duramazsın. Duramıyorum zaten. Necati, hemen buraya otur canım. Tamam Maviş. Şimdi ben seni hemen röntgene götüreceğim, tamam mı? Tamam, hadi. Of, ayağım, ayağım. Lan ayağım çok kötü. Sakin ol canım, sakin ol. Rahatlayacaksın birazdan, merak etme. Ölüyorum ağrıdan. Necati'cim, burada bir radyolog arkadaş gelecek ve senin kırıkların var mı diye bakacak, tamam mı? Bekle. Tamam abi, çabuk ol. Tamam, dur, geliyor şimdi. Evet Necati'cim, şimdi odana geldik. Röntgen sonucu çıkar çıkmaz sana ona göre bir tedavi uygulayacağız. Bekle, tamam mı şimdi? Ya tamam da Maviş, bir iğne yapsan. Aa, çok acıyor. Ben hemen bir telefon açayım röntgenci arkadaşa. Tamam Maviş. Aa, ayağım, ayağım, ayağım çok ağrıyor. Heh, Necati'cim haber geldi. Kırığın falan yokmuş. Hadi iyisin. Peki niye bu kadar çok acıyor? Acıyor çünkü incinmiş. Yani biraz böyle ezikler var, anladın mı? İncinmişsin diyorsun yani. Şimdi sana koltuk değnekleri vereceğim. Onlarla yürüyeceksin, tamam mı canım? Ya bir şey diyeceğim, bir iğne falan yapsan. Tamam, ağrını kesmek için yapacağım zaten şimdi. Seni rahatlatacağım, merak etme. Tamam Maviş. Uzat canım kolunu. Şimdi sana bir iğne yapacağım. Tamam Maviş. Acıtmazsın değil mi? Yok, acıtmam. Hazır mısın? Evet, gözlerimi kapattım. Aa! Tamam canım, bitti bile. Canım bir iğneden bile ne kadar korkuyorsun sen ya. Neyse, sen şimdi kırık falan yokmuş. Anladık senin derdini. Sadece biraz canın acıdı. Bir daha dikkat et, tamam mı? Düşme. Tamam abi, çok dikkat edeceğim. Şimdi arkana yaslan, sana yemek getireceğim ben, tamam mı canım? Tamam abi. Gidim de Necati'ye yemek getireyim şuradan hemen. Ay canım, arkadaşım için güzel şeyler hazırlattım. Çok sevinecek şimdi. Vay, Necati. vay Maviş, onlar ne öyle? Ağrın Tamam. falan kalmadı kız. Necati'cim, al bakalım. Necati, yemeğini yediğine göre gel, seni biraz dolaştırmam lazım. Koridorda dolaşalım, gel. Ama çok acıyor ya Maviş. Ama biraz egzersiz yapmalısın. Kırık falan yokmuş. Hadi bakalım. Ah. Necati gel canım. Ay canım benim ya. O kadar çok mu acıyor? Evet. Hadi yavaş yavaş yürüyelim. Gel. Tamam. Ay çok ağrıyor. Mavi çok acıyor. Emin misin kırık olmadığına? Canım baktılar, kırık yok dediler. Ne yapayım? Ya bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Sen burada doktorsun değil mi? Evet. Yok, merakımdan sordum da. Ay Necati, sanki bilmiyorsun he. Ne bileyim, doktor olduğunu duymuştum. Nasıl duymuştun? Evet. Aşk olsun, hiç ziyaretime bile gelmedin kaç senedir. Ya iş güç işte, ne bileyim, denk geldik, iyi oldu burada denk gelmemiz. Gel şurada biraz oturalım seninle. Gel canım, gel.
Çok da yorma kendini. Ay ay çok yoruldum. Ayağım da çok ağrıyor. Bu hafta boyunca kendine dikkat et. Sağlıklı beslen, tamam mı? Tamam abi, çok dikkat edeceğim. Bir de kendini fazla zorlama. Tamam. Bir de önümüzdeki hafta pazartesi günü boşum. Eğer sen de boşsan kahve içelim mi? Ayağım düzelirse olur. Eski günleri yad ederiz. Olur, tamam. Eğer ayağın düzelmezse de ben gelirim size. Çaya gelirim. Daha iyi olur bence. Çünkü anneni de çok özledim zaten. Tamam Maviş, beklerim. Ya bir şey diyeceğim. Okulda da hep böyleydin ha. Hep benimle ilgilenirdin. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Hala daha öylesin zaten. Yoğun olmasam ben sana hep gelmek istiyorum ama çok yoğunuz. Ben bir kere aradım seni. Telefonu açmadan daha da aramadım. Ya niye aramadın? Yine arasaydın, keşke gözümden kaçmıştır. Danışmaya lütfen Doktor Maviş. Danışmaya lütfen Doktor Maviş. Ah Necati, bu çağrı bana. Benim hemen gitmem lazım. Sakın buradan ayrılma, tamam mı? Tamam Maviş, ayrılmam. Bekliyorum seni. Hemen geliyorum. Tamam. Biraz önce Doktor Maviş diye çağrıda bulundunuz. Ne vardı? Doktor hanım, 206'daki hasta sorun çıkarıyor. Serumunu çıkartmak istiyor. Öyle mi? Ben hemen gidip bakarım. Canım benim, sen burada yatmak istemiyor musun? Eğer yatmazsan tedavi olamazsın. Lütfen, en kısa zamanda iyileşmiş bir şekilde evine gitmek istiyorsan kurallara uymalısın. Neden konuşmuyorsun? Neden çıkmak istiyorsun? Hay Allah, cevap vermiyor. En iyisi bir sakinleştirici yapsınlar, söyleyeyim de. Hemşire hanım. Hemşire hanım, hemen 206'daki hastaya sakinleştirici vurur musunuz? Ay Necati neredeydi ya? Necati'yi de ihmal ettim, hay Allah. Aa, inanmıyorum, Necati buradaydı. Necati? Ya Necati hiç değişmedi, eski günlerdeki gibi yapıyor yine. Kesin buralardadır. Necati? Örümcek adam kostümlü birini gördünüz mü? Hayır, görmedik. Necati neredesin ya yine? Örümcek adam kostümlü birini gördün mü? Hayır, görmedim. Of Necati ya. Necati. Gitmiş ya. Hemen Necati'nin kan sonuçlarına bakmam lazım şuradan. İnanmıyorum. Röntgen sonucuna da yanlış bakılmış. Ayağında kırıklar var. Olamaz ya. Onu hemen bulmalıyım. Ama nasıl? Nerede bulacağım onu? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Ve buradan bütün sağlık personeline kolaylıklar diliyorum. Onlar iyi ki varlar. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, hepsi bizim için çok önemli. Onların işi çok zor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.